Lojistiği bütün yönleriyle ele aldığımız Lojistik Dünyası programından bu hafta da merhaba. Programımıza hoş geldiniz. Bu hafta dünyada ve Türkiye'de düzenlenen lojistik fuarları ile ilgili konuşacağız. Lojistik fuarları sektörün gelişimine nasıl bir katkı sunuyor? Aynı zamanda lojistik fuarlarında düzenlenen workshoplar, startuplar, kongreler ve panellerle birlikte bilgi akışı nasıl sağlanıyor? Lojistikle ilgili farkındalığın artması için nasıl çalışmalar gerçekleştiriliyor? Bütün bu soruların cevaplarını arayacağız ve bununla ilgili bir uzmanı ağırlıyoruz bugün stüdyomuzda. Eko MMI Fuarcılık İdari Direktörü Sayın İlker Altun. İlker Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk efendim. İlker Bey, izleyicilerimizin de sizi biraz daha yakından tanıması için bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Ve sizin lojistik hikayeniz nedir? Öncelikle bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben mesleğim gazetecilik, ekonomi muhabiriyim. Bu mesleğimi icra ederken uzun yıllar önce, epey bir yıl önce Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nin davetiyle lojistik sektöründe, o zaman lojistik kavramı pek de kullanılmazdı, taşımacılık sektörüne adım atmış oldum. Uzun yıllar Uluslararası Nakliyeciler Derneği içerisinde derneğin basın ve halkla ilişkiler birimini yönettim. Bu arada tabii Türkiye'nin lojistik alanındaki gelişimine, taşımacılıktan lojistiğe doğru evrilme sürecine tanık olma şansı buldum. Bu birikim bir süre sonra bağımsız olarak devam eden yayıncılık hayatımızda fuarla kesişti. Taşımacılık, lojistik endüstrisindeki bilgi birikimini farklı alanlara da yansıtmak ve sektörün bu alandaki farklı ihtiyaçlarına da yanıt verebilmek için yayıncılıkla birlikte lojistik fuarlarına da geçmiş olduk. Aslında tam da lojistiğin kalbindesiniz. Hem yayıncılık alanında hem fuarcılık alanında. Bugün ana konumuz bizim fuarlar. Öncelikle soralım, lojistik fuarları sektöre nasıl bir katkı sunuyor? Lojistik aslında hayatın her alanına değen bir sektör, bir etkinlik alanı. Yani sağlıktan gıdaya, günlük sosyal yaşamdan ekonominin diğer tüm alanlarına, sanayisine, endüstrisine, ticaretine her noktada değen bir sektör. Dolayısıyla tek bir çatı altında, tek bir başlık altında lojistik fuarlarını çözemiyoruz. Yani lojistiğin farklı farklı alanlarına hitap eden, farklı farklı birimlerini kapsayan dünyada ve Türkiye'de çok çeşitli fuarlar var. Bunlar bazen ekipmanlar odaklı oluyor, bazen sistem odaklı, örneğin demiryolu, karayolu, denizyolu gibi, bazen fiziki mekanlar, depolar, limanlar vesaire gibi farklı alanlarda yapılabiliyor. Her birinin ortak özelliği, diğer fuarlarda da bu muhtemelen böyledir. O sektörün temel oyuncuları karşılıklı olarak birbirleriyle bir bilgi alışverişine gidip birbirlerinin yaptıkları işleri yan yana koyarak bir ölçme, tartma, test etme imkanı buluyorlar. Fuarlarda kendi işlerinin boyutunu, vizyonlarını yeniden bir elden geçirme şansı yakalıyorlar. Kendilerini görüyorlar. Aslında bir nevi kendilerine ayna tutuyorlar. Çünkü o ortamlara gelen insanların tepkilerinden yola çıkarak neyi ne kadar doğru, eksiksiz ya da neyi daha iyi yapmaları gerektiğini anlıyorlar. Fuarlar en temelde bu ihtiyaç karşılıyor. Diyorsunuz ki oraya gittiğinde aslında hem kendini ayna tutabiliyor hem de karşısındakini ayna tutabiliyor ve kendi eksikliklerini görerek de o eksiklikleri tamamlamaya çalışıyor. Ve günümüzde aslında bu kendini ileriye götürme noktasında en fazla önem verdiğimiz konuların başında teknoloji geliyor, inovasyon geliyor. Önümüzdeki hafta da çok önemli bir fuar düzenlenecek, Logitrans Fuarı 16-18 Kasım tarihlerinde. Hem biraz bu fuardan bahsedelim istiyorum. Çünkü burada hava yolu, karayolu, bütün modlar temsil edilecek. Türkiye'nin önde gelen fuarlarından bir tanesi lojistik anlamında da. Hem bu fuardan biraz bahsedelim hem de bu inovatif gelişmeler bu fuarlarda nasıl yansıyor? Türkiye lojistik alanında çok önemli yatırımlar yaptı. Yani altyapı yatırımları yaptı. Havaalanları, limanlar, tüneller, karayolları ve bunlarla birlikte de
dünya lojistik ticaretini ya da dünya lojistiğini hub oluşturma iddiasıyla hareket ediyor. Bu fuar da bu anlamda böyle bir vitrin oluştururken içinde lojistiğin tüm enstrümanlarını yansıtması gereken bir fuardır. Biz yeni dönemde özellikle pandemi sonrası gelişen iş yapış biçimlerine bağlı olarak bu sene muhtemelen son kilometre teslimatlarına, otonom araçlara, işte daha az karbonaya hatta sıfır karbon ayak izi bırakan ekipmanlara yönelik yenilikler, teknolojiler ve de uygulamalar göreceğiz diye düşünüyorum. Muhtemelen fuarda bunları fiziki olarak deneme şansımız da olacak. Ama bu yeniliklerin karşılaştırmalı olarak yapılabiliyor olması fuarların üstünlüğünü bir kez daha ortaya koyuyor. Birçok firma kendini burada görecek. Bazıları bunların doğrudan doğruya bu teknolojileri üreten firmalar olacaktır. Bazıları da kendi hizmetini verirken bu teknoloji nasıl kullandığını gösterecek. Yani iki farklı temsil şekli olacak orada. Sanırım iyi markalar, iyi sunumlar yapacaklar. Bunu bekliyoruz. Şimdiden sürpriz olsun, tek tek isim vermeyeyim. Anladım. Aslında şöyle de düşünüyorum. Şimdi yeni bir teknolojik gelişme var ve o fuarlarda bu teknolojik gelişmeler sunuluyor. Ve oradaki tepkiler canlı canlı görülüyor. Yani eğer bu teknolojik gelişme, inovasyon doğru yolda ilerleyecekse oradaki tepkilerden de yani feyiz alıyor oradaki firmalar diye düşünüyorum. Böyle de bir önemi var. Evet, yani firma büyük hayallerle bir şeyler geliştirmiş olabilir ama oraya gelen insanların hepsi bu tip, yani gerçek bir iş, business fuarıdır bu. Böyle bir iş fuarında bilinçli ziyaretçilerdir. Ve o bilinçli ziyaretçinin neye bakması gerektiğini, ne alması gerektiğini, neyi incelemesi gerektiğini bilen bir kitle. Bu kitle geldiğinde bilerek bakıyor. Test ediyor aslında. Evet, aslında. Doğru yolda mı değil mi? Eğer herkes orayı terk ediyorsa o pavilyonu aslında... Yani ve aynı sahada aynı üründen birkaç tane olabiliyor. Buna bakıyor, diğerine bakıyor, diğerine bakıyor. Aralarındaki farkları görüyor. Bu da zaten o ürünü sunan tarafın, yani sergilemeyi yapan tarafın izlemesi gereken ve de kendi inovasyonunu, kendi yeniliklerini, kendi geliştirmelerini hangi mecrada sürdürmesi gerektiğini gösteren bir sonuçtur diye düşünüyorum. Bu anlamda aslında oradaki firmaların nihai tüketicinin satın alma kararlarını da etkiliyor diyebilir miyiz? Tabii ki. Özellikle lojistikle ilgili bir fuarda herhangi bir ziyaretçi göremezsiniz. Oraya gelen bilinçli bir ziyaretçidir. Bir bilerek başka başka fuarları ve başka başka ürünleri de tanıyarak oraya gelmiştir. Eşit koşullarda fuarda gördüğü aklında kalacaktır ve onu tercih edecektir. Satın alma kararını elbette etkileyecektir. Çünkü bu iş amaçlı bir günlük sarf malzemesi değildir. Özellikle iş amaçlı fuarlarda, iş fuarları, ticaret fuarlarında firma ihtiyacına gidecek en doğru ürünü almak ister. Bu en doğru ürünü de en doğru, en kolay inceleyebileceği yer fuar alanıdır. Satın alma kararı doğrudan etkilenecektir. Evet, aslında fuar deyince, teknoloji deyince, lojistik deyince benim ülke dışında da mesela uluslararası arenada da mesela Almanya aklıma geliyor. Bu şekilde bir bağlantısı var mı fuarınızın? Evet, lojistik dünyasında işte dünya markalarını saymaya kalksak bunların 5 tanesinin 2-3 tanesi Alman markaları çıkar zaten. Dolayısıyla ve doğal olarak lojistik fuarların en büyüklerini de Almanya yapıyor. Bu fuarların işte Münih'te yapılır, bunların en büyüğü. 2 yılda bir yapılır ki önümüzdeki Mayıs ayında yine yapılacak ve orada bir Türkiye pavilyonu oluşturuluyor şu anda. Türkiye'nin de çok sayıda lojistik firması bu fuara katılıyor. 2 yılda bir orada, Almanya'da olmadığı Şangay'da yapılıyor. Şu anda dün açılmış bulunan Miami'de, Amerika'da devam eden bir fuar var. Hindistan'da, Delhi'de yapılan bir ayak var. Bunların hepsinin kümelendiği bir fuar, transport lojistik fuarı ve Logitrans fuarı bizim gerçekleştirdiğimiz Türkiye'nin vitrini, Türkiye'nin lojistik altyapısının ve başarılı lojistikçilerinin vitrini durumundaki uluslararası Logitrans, transport lojistik fuarı işte bu kümelenme içinde yer alıyor. Dolayısıyla dünyaya böyle bir açılımı var, dünyayla böyle bir etkileşimi milli var. Milli değerlerimiz aslında orada dünyaya da açmış oluyoruz. Evet. Dünyaya açılan bir kapı gibi. Tabii zaten en büyük işlevi bu fuarın. Yani sadece
katılan firmanın bireysel kazanımları bir yana ülkenin lojistik vitrini anlamında oldukça işlevsel bir fuar. Bu fuar bu kümelenmenin tanıtımının yapıldığı 60'a yakın ülkede aynı anda sürekli olarak tanıtımı yapılıyor. Dolayısıyla bu katılımcı ve ziyaretçi profiline yansıyor. Yani bu normal tüketici fuarı olmadığı için sayılar belki çok uçuk değildir ama 23 ülkeden katılımcısı olan bir fuar. 50 ülkeden ziyarete insanların geldiği bir fuar. Bunların hiçbirisi de turizm amaçlı gelmiyor. Doğrudan doğruya fuara Türkiye'nin lojistik endüstrisini, lojistik altyapısının nereye evrildiğini görmek için geliyor. Yani Çin'den kalkıp geldiğinde Avrupa pazarına erişirken, örneğin işte Türkiye'de nerede depo yatırımı yapabilirim, hangi lojistikçiyle çalışabilirim diye geliyor. Veya Almanya'dan geliyor, doğrudan doğruya bize soruyor. Ben işte Türkiye'ye kadar çok iyi bağlantılarım var ama işte İran ayağı güçlü bir Türk partner arıyorum. Yani işbirlikleri geliştirmek adına da geliyor. Bu Türkiye'nin lojistik endüstrisinin, yani altyapısının da ötesinde çok iyi firmaları barındıran, çok iyi firmalar üretmiş olan lojistik endüstrisinin de dünya ile bağlarını güçlendiren bir ortam. Aslında çok bilinçli bir katılımcı kitlesinden bahsediyorsunuz. Oraya gelen herkes bilinçli bir şekilde geliyor diyorsunuz. Bu fuar özelinde de olabilir ama genel olarak şu anda bizim izleyen firma sahiplerimiz olabilir. Yeni katılacak yeni katılacaklar olabilir fuarlara. Burada kendilerini doğru şekilde ifade edebilmeleri için fuarın bir adım öncesine gelelim. Nasıl bir hazırlıktan geçmeleri gerekiyor? Neler yapmaları gerekiyor ki kendilerini doğru, net bir şekilde ifade edebilsinler ve orada farkındalığı artırabilsinler? Lojistik çok dinamik bir sektör. Her şey çok hızlı değişiyor lojistikte. İhtiyaçlar çok hızlı değişiyor. Talepler çok hızlı değişiyor. Özellikle bir pandemiden geçtik. Onun sonrasında dünyada iş yapma biçimleri değişti. Ve bu iş yapma biçimleri onların fiilen hayata geçirilmesi anlamına gelen lojistik hizmetleri de değiştiriyor. Fuara katılacak olan bir firma, bir lojistik firması ya da lojistikçilerin tedarikçileri ki onlar da aynı fuarlarda yer alabiliyorlar. Bir kere bu ihtiyaçları önceden saptamalı. Yani sektör lojistikten hizmet bekleyen kesimler nelere ihtiyaç duyuyor? Bunları doğru saptayacak. Kendisi bu ihtiyaçların hangisini ne ölçüde karşılayabiliyor? Rakiplerinden farkı ne? Bunları kendi içinde duygusal olmadan gerçekçi bir şekilde saptamalı. Fuar alanına gelmeden önce bir kere bunlar üstünde kendi kafasında uzlaşmalı. Ekibini çok iyi hazırlamalı. Fuar alanına geldiğinde başka hiçbir şey olmamalı aklında. Çok iyi bir ziyaretçi çalışması yapmalı. Çünkü fuarlar çok taraflı etkinliklerdir. Öyle organizatörün tek başına işte yapacağı reklamlarla, yapacağı duyurularla fuarın fuar olması mümkün değildir. Fuarı fuar yapan biraz da oraya katılan firmaların kendini temsil düzeyidir. Temsil düzeyini en iyi sergileyecek şekilde ürününü, hizmetini, hazırlıklarını yapmalı. Buna kılık kıyafetten söylem birliğine kadar, görsel çalışmalarından stand tasarımına kadar her şeyiyle bir bütünlük içinde, bir konseptle, mesajı neyse, o fuarda teması neyse, hangi temayı işleyecekse bunun altını çizecek şekilde hazırlanmalı. Ziyaretçi davet etmeli ve o konukların kendi standına gelmesini sağlamalı. Standına ziyaretçi çekmeli. Yani bekleyip gelmelerine razı ya da gelen geldiği kadarına razı olmak bence çok akıllıca olmayacaktır. Çünkü çok masraflı şeylerdir fuarlar aynı zamanda. Karşılığını alması için de ön hazırlıklarını iyi yapmalı. Ben bizim fuar katılımcımıza öyle çok sıradan önerilerde bulunmak istemiyorum. Onlar zaten dünya fuarlarını geziyorlar, katılıyorlar, fuarlara taşımacılık hizmeti veriyorlar, fuar lojistik hizmeti veriyorlar. Dolayısıyla onlar zaten işte sıradan şeyleri biliyorlar. O yüzden böyle makro şeyler yerine daha böyle niş olarak gerçekten kendi karşılayacakları hizmetleri iyi çalışmalarını öneriyorum. Diyorsunuz ki aslında fuar iceberg'in sadece görünen yüzü, altında evet, çok ciddi bir hazırlık aşaması kesinlikle var. Oraya gidip sadece standta durmak bir anlam ifade etmiyor. Evet. İçini doldurarak oraya gelmek gerekiyor ki ancak o zaman bir sonuç alınabiliyor. Şimdi bu fuardan öncesiydi. Fuarda
konuştuk. Satın alma davranışı doğrudan etkileniyor. Biraz da fuardan sonrasına gelelim. Fuar bitti. Peki bununla ilgili daha sonraki tepkiler ne oluyor? Feedbackler size ne oluyor? Mesela orada yer tutmuş biri daha sonraki yıllarda gelmek istiyor mu? Bununla ilgili süreklilik nedir? Yani fuar, fuar öncesi, fuar sonrası. Evet, aslında fuar öncesi yapılan hazırlıklar tabii fuar sonrasında belirliyor. Bir kere fuar sırasında mutlaka çok canlı iletişim içinde olmalısınız ve her geleni kaydetmelisiniz. İletişim kodlarını, bilgilerini almalısınız. Daha sonrası için toplantılar oluşturmak, görüşmeler yapmak mümkündür. Hiçbir şirketin kapısından durup dururken 5-10 bin kişi geçmez. Bugün ben buraya gelmeden önce online kayıtlara baktım, ziyaretçi kaydına. Çok değişik ülkelerden tam olarak rakamımızı 5030 kişi kayıt yaptırmıştı. Ki bu daha erken. Önümüzdeki hafta bu rakam katlanacaktır. Ve bunların içinde e-mail adresini yazmış, cep telefonunu yazmış, sıfatını yani işi neyse firmasını yazmış. Böylesine bir ziyaretçi kitlesi olan fuardan bahsediyoruz. Bu fuara gelen insanların her biri potansiyel bir iş kapısı açıkçası. Dolayısıyla oraya gelip de bu görüşmeleri yapan bu kutuyu insanlar… Kutuyu bırakmamak gerekiyor. Evet, bu insanlar dolayısıyla fuar daha bitmeden %40 civarında falan aşağı yukarı bugüne kadarki deneyimlerimiz onu gösteriyor. Aynı yeri daha fuar sırasında alıyor. Bu fuar sırasında imzalıyor. Sürekliliği sağlıyor bu. Evet, bu ciddi bir oran. Ve şu anda biz yine gelmeden baktım. 15. yılını yaptığımız bu fuarda, 15. kez kapılarını açacağımız bu fuarda 10. kez katılım sağlayan aşağı yukarı 7-8 firma var. 5. kez katılım sağlayan yine 5-6 tane firma var. Biz 5. 10. 15. yıllarında plaket, teşekkür plaketi veriyoruz. Oradan baktığımda gördüm ki devamlı, sürekli katılım frekansı çok yüksek bir fuar. Bu da sonrasında iş ilişkilerinin devam ettiğini, fayda sağladıklarını gösteriyor sanıyorum. Aslında orada tam olarak hedef kitleye ulaşmış oluyoruz. Evet. Ve hedef kitleyi kayıt altına da almış oluyoruz. Daha sonraki iş bağlantılarımızı evet, onlarla birlikte devam ettirebilmek için. Bir soru daha sormak istiyorum. O da şu, aslında biz hali hazırda günümüzde satın alma davranışından bahsettik. Bunun aslında bir kar amacı da var. Orada müşteri de elde ediyoruz. Ama sadece firmaların kar oranlarıyla artık onların gelişim düzeyleri ölçülmüyor. Bütün firmaların omuzlarında sosyal sorumluluk da var. Ve ben de geçen senelerde katıldığım fuarlardan da biliyorum. Orada artık paneller düzenleniyor, kongreler düzenleniyor, akademisyenler davet ediliyor ve bir sosyal sorumluluğun altına girmiş durumda firmalar. Bu fuarda da bunlar olacak mı ve bunların olması orada bilgi akışının sağlanması, yani startuplarda özellikle öğrencileri çok görüyoruz, workshoplara çok ilgi duyuyorlar, bilgi almaya geliyorlar, gerek staj için gerek iş için de bazen geldikleri oluyor. Biraz da bu yönden bakalım, yani sadece kar amaçlı, sadece müşteri elde etme amaçlı değil, aynı zamanda bilginin de akışını sağlayan ve farkındalığı arttıran yönünden de bahsedelim istiyorum biraz fuarların. Fuarlar zaten aslında bilgi transfer ortamları. Orada bilgiler el değiştiriyor ve eksilmiyor, çoğalıyor bu yanıyla da. Kimse diğerinin bilgisini alıp onu bilgisiz bırakmıyor. Böylece bilgiler katlanarak büyüyor. Ve şu anda giderek yeni nesil fuarlarda bu tür etkinlikler, bilgi transfer etkinlikleri, workshoplar, sunumlar, paneller, konferanslar daha da ağırlık kazanmaya başlıyor. Bu organizatör açısından, organizasyon açısından ciddi bir maliyet ve mekan feda edilmesini gerektiriyor ama fuarı fuar yapan da bunlardır. Biz de fuarımızın içeriğine bu anlamda çok özel bir önem veriyoruz ve her geçen yıl artan oranda bu tip etkinlikleri destekliyoruz. Bu yıl mesela iki ayrı salonda konferanslar, paneller devam edecek. İnsanların her zaman dinleme şansı bulmadığı akademisyenler veya kendi lojistik alanında çok başarılı operasyonlar yapmış, başarılar sergilemiş meslektaşlarının bu başarılarını dinleme şansları olacak. Bir başka salonda sektörün sivil toplum örgütleri kendi iç iletişimleri adına kendi toplantılarını, panellerini yapacaklar. Startuplara her sene özellikle katılım açısından teşvik edici şeyler yapıyoruz. Onlara özel alanlar ayırıyoruz.
okullar, üniversiteler, özellikle üniversitenin lojistik bölümlerine bütün kolaylıkları sağlıyoruz. Hatta bu senede yine son yıllarda oldukça ilgi gören kariyer günleri yapmaları için ortam sağlıyoruz. Böylece hem sektöre nitelikli eleman kaynağı yaratmaya çalışıyoruz, hem de onların, öğrencilerin şimdiden hangi sektöre girdiklerini görmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Yani bu yanıyla fuarımız oldukça hassas ve başarılı diye düşünüyorum. Son 2-3 dakikamız, son bir soru soracağım. Biraz da bize bundan sonraki gelecek fuarlarla ilgili bilgiler verir misiniz? Yani önümüzdeki hafta bir fuar var. Ondan zaten bayağı detaylı şekilde bahsettik. Önümüzdeki senelerdeki fuarlardan, yani nerelerde olacak, detayları yani, nelerdir? Bizim fuarımız her yıl gerçekleştirilen bir fuar. Seneye yine fuarımızı yapacağız. Yanı sıra her sektörün benim inancıma göre işte çeşitli yani sektörün dış kamuoyuyla ilişkisini sürdürebilmesi için, güçlendirebilmesi için panelleri, konferansları, yayınları ve fuarları da olmalıdır elbette. Bizim ülkemizde de pek çok etkinlik yapılıyor. Sivil toplum örgütleri bir takım etkinlikler her sene yapıyor. Hatta derneklerimiz kongrelerini birer lojistik etkinlik ortamına çeviriyorlar ki bu çok güzel bir şey. Ama Türkiye'de de birkaç yerel, lokal etkinlik ve fuar yine olacak. Yine bizim fuarımızla aynı hafta bir başka etkinlik devam ediyor. Zaten fuarın olduğu hafta Türkiye'de tam bir lojistik haftası oluyor ve bir sürü yurt dışından gelenler gelmişken bir sürü bağlantı kuruyorlar. Bir sürü etkinliği bağımsız olarak küçük küçük gerçekleştiriyorlar. Ama en önemlisi 2023 Mayıs ayının son haftası Almanya'da gerçekleşecek olan, Münih'te gerçekleşecek olan Transport Lojistik Fuarı. Sektör şimdiden buna hazırlanıyor. Onun kayıtları başladı. Muhtemelen Logitrans Fuarı'ndan sonra ciddi bir hazırlıkla Münih Transport Lojistik Fuarı için yaşanacak diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz İlker Bey. Fuarlarla ilgili önemli farkındalık oluştu şu anda diye düşünüyorum. Önümüzdeki hafta fuarı biz de yakından takip etmeye çalışacağız lojistik çalışanları olarak. Hem sektörümüze hayırlı olsun diyoruz şimdiden, hem de size kolay gelsin diyorum. Bütün sektör çalışanları şu anda ciddi bir çalışma içerisindeler fuarla alakalı. Münih'te olacak, Şangay'da olacak, İstanbul'da olacak fuarlar. Ve bunlar sadece aslında fuar dediğimiz şey, dediğimiz gibi sadece bir şeylerin gösterildiği yerler değil. Yani sloganik bir şey değil. Bunun içi aslında daha fazla dolduruluyor günümüzde. Kongrelerle, panellerle, akademisyenlerin konuşmalarıyla. Bu sosyal sorumluluğu da sektörümüzün üstlenmiş olması çok sevindirici bir gelişme diye düşünüyorum. Aynı fikirdeyim. Herkesi fuarımıza bekliyoruz. Büyük fayda elde edeceklerine inanıyoruz. Çok hazırlandık, çok heyecanlıyız. Eminim gelen hiç kimse eli boş dönmeyecek. Çok çok teşekkür ediyoruz katılım sağladığınız ben için. Ben teşekkür ediyorum efendim bu fırsatı verdiğiniz için. Bu hafta da programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta aynı gün, aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.